Nasıl ki küratör bir müze, galeri, arşiv veya kütüphane koleksiyonunun yöneticisi ise, kudretli yaratıcı doğa ana evren içinde tüm gezegenimizin yöneticisidir. Gelin bunu birlikte yerele indirgeyelim. Anadolu coğrafyası, disiplinler arası benzersiz yapı komplekslerine sahiptir. Antalya Korkuteli ilçesi kırsalında Beyiş veya İmecik susuzu örneği, doğanın yarattığı çağdaş sanatında bir sergi olup, kreatürü yine doğanın kendisidir. Küratör, doğa ananın biçimlendirdiği jeolojik topografyada alt küratörler olan Yörükler Yöre'ye özgü taş konut mimarisini geliştirmiş, yaratılan konut koleksiyonunda arzulanan tarihsel beşeri etki birkaç yüzyıldır günümüze kadar sağlam gelebilmiş. Beyiş susuzunun konutlarını inşa edenler harika beceriye sahip serbest küratörlerdir. Yörük ustalar, herhangi bir eğitim almayan ama yaptıklarıyla çağdaş sanatta önemli yere sahip adsız usta küratörlerdir. Burada öğrenilecek nice doğal küratörlük dersleri vardır. Buraya gelin, hem coğrafyayı ayaklarınızla yazın, hem de uygulamalı ders alarak birer küratör olun. Yani Beyiş yapılarını inşa edenler, doğanın zor koşullarını aşma becerisi kazanmışlar, bağımsız küratörler olarak kendi özel yöntemleriyle inşa ettikleri harika konut sergileri herkesi ziyaret etmeye davet ediyor. Beyiş susuzu, Korkuteli ilçesi sınırları içerisindeki Beyiş mahallesine bağlı bir yerleşimdir. Antalya il merkezine ortalama 63 kilometre uzaklıkta olup, dağlık ovalık alanların geniş yer kapladığı ve kısa mesafeler arasındaki yükselti farkının fazla olduğu Korkuteli ilçesi göçebe hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri bakımından büyük bir potansiyeli barındırır. Beyiş Mahallesi halkı, hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleriyle uğraşan yörük topluluklarıdır. Yörüklerin yaşam biçimi göçebelik, bu topluluğun yaşamlarını ve geleneklerini sürdürebilmek için düzenli aralıklarla yer değiştirmelerine dayanır. Göçebe yaşamında, insanların ve hayvanların iklime bağlı olarak ovaya inme ve dağa çıkma işgüdüsüne uyması, yani hayvanın doğal yaşantısına uyumu söz konusudur. Beyiş susuzu, Ekim-Mayıs ayları arasındaki dönemde kış aylarının geçirildiği bir yerleşimdir. Halk Mayıs ayı başlarında hayvanlarıyla beraber Beyiş mahallesine göç eder. Beyiş mahallesi, Korkuteli-Elmalı yolundan 3 kilometre içeridedir. Deniz seviyesinden ortalama 1330 metre yüksekliktedir. Adını hemen yakınında bulunan Susuz Ovası'ndan alan Beyiş susuzu ise ortalama 880 metre yükseltiye sahip bir alanda konumlanmıştır. Topografik çevrenin oluşumunda temel etken olan Susuz Beyiş Köyü ile Bey Dağları arasındaki mekansal ilişki köyün her noktasından sık sıkıya bağlıdır. Köy yerleşimi Bey Dağları'nın eteklerine kurulmuş, tarım toprakları ve boş arazilerle çevrilidir. Köy girişinde özgün geleneksel taş ev yapıları yer alır. Topografyaya göre şekillenen sokak dokusu organik bir düzene sahiptir. Sokaklar topraktır. Köydeki konutlar topografya ile bütünleşecek şekilde yığma taş teknikle inşa edilmiş, genellikle birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde dağınık bir düzende yerleştirilmiştir. Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Beyiş Köyü, Bey Dağları'nın eteklerinde uçsuz bucaksız ovaları ve bereketli toprakları ile bin yıldır ayakta.
bütün şehir yasası ile nüfus kaybeden hayalet köylerden biri konumundadır. Kudretli güç Doğu Ana, Beyiş susuzuna muhteşem güzellikte doğal peyzaj özellikleri kazandırmıştır. Beyiş susuzu, kırsal yerleşiminde yerleşim dokusu ve konut mimarisinin şekillenmesinde birçok doğal faktör etkili olmuştur. Belgesel çekimlerimizde topografik, jeolojik, iklim, hidrolojik yapı ve bitki örtüsü dikkate alınmıştır. Hüseyin'e baktım. Hüseyin muhtar. Hüseyin. Dur o. Ayakkabıma babam. Çıkma, çıkma, çıkma. Çıkma, çıkma. Ellerine bak. Çıkma. Dur o. Gözlerini öyle çek. Ha. Dur daha çekme, bekle. Bekle, güzel olsun. Görünür şey dersin. Dile. Tutacağınız mı? Çekecek. Sen konuştur bari, ben sesim çıkmıyor. Sen indiriver şunları bari, oturacak herhalde. Oturacak mı? Bilmiyorum ki. Adın ne teyze? Yok. Ha? Ölük. Ölük mü? Adın? Öldü kocan. Ha, kocan öldü. Ya kocanı sormuyorum. Senin adın ne? Kim bilir ne diyorsun? Ben kulağım sağır. Tamam. Yavaş bak, ben ne ararım diyor. Ben de diyorum. Erdursun dedi. Ben sağırım. Ha. Ta çocukluktan mektebe gittiğinde bir sene okudum. Bir seneden sonra da düştüydüm. Kulağım sığırdı. Kulaklarım sağır benim. Dişlerin nasıl? Diş. Bakayım. Dişin var mı? Yok. O da yok. Racem bir tane var. Güzel. Karstik topografyaya sahip olan Korkuteli ilçesinde yer alan polyeler başlıca ovalık sahaları oluşturmuş. Susuz polyesinin deniz seviyesine göre yüksekliği ortalama 800 metredir. Kömürcü, Karagüney, Kermeli ve Bey dağlarının çevrelediği ova etrafında Beyiş, Avdan ve İmecik susuzu olmak üzere 3 yerleşim birimi bulunmaktadır. Beyiş susuzu, Kömürcü Dağı'nın doğu eteğinde konumlu 850 ila 900 metre yükselti basamağı arasındadır. Tarımsal amaçlı kullanılan susuz ovası, jeolojik zamana göre kuvaterner yaşlı 4. jeolojik zaman alüvyonlardan oluşuyor. Ovayı çevreleyen yükselti yüzeyleri, zaman içerisinde ısı farkı, yağmur, rüzgar gibi klimatolojik etkenlerle parçalanıp ufalanmıştır. Daha sonra bu parçaların yağmur sularının etkisiyle yamaçlardan eğim yönünde akarak daha alçak kesimde olan susuz ovasında depolanmasıyla değişik boyutta blok, çakıl, kum ve çamur içeren alüvyon malzemelerden oluşan günümüzdeki zemin yapısı oluşmuştur. Bölgede yıl boyunca daimi akan akarsu, göl, dere gibi doğal su kaynakları bulunmaz. Su ihtiyacı sarnıçlar ve kuyular aracılığıyla depolanan sularlarla karşılanıyor. Ancak son yıllarda içme suyu hattı çalışmaları yapılmış, su deposu inşa edilmiş ve bu sorun kısmen giderilmiştir. Susuz ovasını çevreleyen dağlarda kısa boylu çam, ardıç ve meşe ağaçlarından oluşan karışık meşcereleri zayıf orman bulunuyor. Ovada buğday ve nohut ağırlıklı kuru tarım yapılıyor. Meyvecilik ve sebzeciliğin olmadığı Beyiş susuzunda susuz ortamda en iyi yetişen ağaç türü badem ağaçları çok sayıdadır. Ayrıca incir ve ardıç ağaçlarına da az rastlanır. Yerleşim içinde ve çevresinde yarı kurak iklim bölgelerinde sıkça görülen kekik, geven ve
bol miktarda üzerlik otunu kış mevsimi nedeniyle kayda alamadık. Beyiş susuzu yerleşim dokusu ve mimarisi, bozulmadan günümüze ulaşan kırsal bir yerleşimdir. Tarımsal faaliyetlere ev sahipliği yapan Susuz Ovası'nın varlığı, Beyiş susuzu yerleşiminin kurulmasında ve yer seçiminde etkili olmuş bir doğal unsurdur. Yapılar toplu halde Kömürcü Dağı'nın doğuya bakan eteğinde kümelenmiş, düzlükler de tarım alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ekonomik açıdan geçim kaynağına, üretim alanına yakın olma isteği de yer seçiminde etkin olmuştur. Yerleşim içinde geleneksel malzemelerle inşa edilmiş konutlar, taşımalı eğitime başlanmasıyla birlikte kullanılmayan eski bir okul ve belirli zamanlarda kullanılan bir cami bulunmaktadır. Topografyaya paralel olarak kuzey-güney doğrultusunda uzanan Korkuteli-İmecik Karayolu, bu yoldan ovaya doğru uzanan tali yollar, ayrık düzende konumlanmış konutlar ve konutlar arasındaki organik sokak dokusu yerleşim desenini oluşturmaktadır. Bakan şeye bakar. Güzel bakar. Tamam. Tamamdır. Adi Rıza. Dört tane kız var. Dört tane kız var maşallah. Verdi. Dokuz tane. Verdi çocukları. Verdi öldü. Ben o kızı gitti. Allah rahmet eylesin. Konut tipleri ve dağılışında bakı durumu ve topografi etkilidir. Birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde yerleşen konutlar, Susuz Ovası'na doğru yönelmiş olup, doğal eğimden ve güneş ışığından olabildiğince yararlanılmıştır. Halkın sosyalleşmesine katkı sağlayan, kolay erişilebilen bir noktada konumlanan ve ortak kullanılan bir çeşme ile çınarlı bir kahve ya da yeşil alan ile çevrelenen köy meydanı gibi yerleşim merkezini tanımlayan unsurlar yoktur. Ancak bazı sarnıçların yakınında yer alan taş dibekler, halkın bir araya gelerek sosyalleştiği bir mekan olmasının yanında, yöre halkının buğday döverek yardımlaştığının da kanıtıdır. Beyiş susuzu konutlarında konuta ait ve bir duvarla çevrelenmiş bahçe bulunmuyor. Ancak hayvanların dış mekanda tutulduğu, etrafı çalılarla sınırlandırılmış açık alanlar vardır. Yerleşim ve çevresinde sebze meyve yetiştiriciliğinin olmaması nedeniyle korunaklı bahçeye ihtiyaç duyulmamış ve bahçe duvarı da kullanılmamıştır. Yerleşim, konuttan ziyade yüksekliği iki katı geçmeyen mütevazi barınaklar olarak tanımlanabilecek yapılardan oluşur. Binaların cepheleri sıvasız olarak bırakılmıştır. Taş malzeme dokusu yapıların önemli bir özelliğidir. Köydeki geleneksel doku ve konut yapılarının hemen hepsi özgün niteliklerini halen korumaktadır. Çoğu terk edilmiş olsa da konutlar yapısal açıdan gayet iyi durumdadırlar. Günümüzde kullanılmayan köy ilkokulu ve camisi, sonradan betonarme yapım tekniği ile inşa edilmiş yapılardır. Halen görkemli güzel görüntüler sunan Beyiş taş evleri, aynı zamanda geçmiş yaşamın saklı hikayelerini, nice gelin kaynana kavga ve sürtüşmesini barındırırken, kutsal aşkların ve sevgilerin derin izlerini de taşır. Bu evlerin dili olsa da konuşsa diye söylenirken, iyi bir bakışla anlamak mümkündür.
satın alıyoruz biz sütü, inek sütü alıyoruz tatlı. Nereden alıyorsunuz? Dakgönü oğlan getiriyor, alıyor birinden. Yetiştirenlerden. İsminiz, adınızı öğreneyim. Medine. Medine. Medine Hanım. Medine Hanım Beyiz Susuzu'nda yaşıyor. Koyunları kuzulamış. Öyle mi olur? Ne denir? Sesiye at. Sen söyle, sen anlat. Çocuklar da göreyim. Oğlan da orada sopa borlağının şeysini yakmışmış, atmış da abiler. Biz gülüyoruz etmiş şimdi. Sen anlat anlat, gülelim boş ver. Daha doğal olur, boş ver, anlat sen. Oğlana gülüyor. Koyna resmi çekiyor, daha koyna yaylıyorlar orada. Fotoğraf şey etmiş de sopa borlağını yakmış, telefona çekmiş. Şeye atmış. Kaçık yardım mı? İnternete mi atmış? En güzelini yapmış. Doğal. Ne güzel işte. Kaç tane kuzun oldu? Var 60-70. 60-70 tane kuzu var. Aşağıda mı? Aşağıda. Annelerin evine çekebilir miyiz? Ümmecik'te şimdi oturan var mıdır? Çekebilir miyiz? Var var. Ümmecik'te çok ayar. Bizden çok ümmecik. Nerede çekebiliriz kuzuları? Ümmecik'te şey bulabiliriz ha. Koyunlar karşıda süt buluruz canım. Süt oraya gideceğiz zaten. Çünkü inek besleyen varmış orada. Akşama sağ ol. Ben tanıyorum onları. Tanıyorum onları. Sütçüler geldi. İmecik'te dur bakayım kim vardı. İmecik'te tanıyorum ben onları. Numaralarını almıştım. Bizim eski mahalleden komşular, akrabaları varmış. Gideceğiz lan oraya. İmece. Gideceğiz. Belgesel çekimlerimizde yaptığımız arazi çalışmasında köy sakinlerinden Mustafa Canpeş rehberliğinde çok sayıda konut inceleyerek birkaç konut yapısının plan şeması ve mekan kullanımı tanımladık. İncelediğimiz evlerin hepsi terk edilmiş olduğu için analiz yaparken kapı numaraları ile isimlendirdik. Genel olarak evler tek katlı, düz çatılı ve yığma taş yapım tekniği ile inşa edilmiş bir yapıdır. Yayan yürüyenler. Yayan yürüyenlerin rehberiyim ben, aynen. Pazar günü gösterecek. Adınızı, merhaba. Soyadınızı. Mustafa Canpeş. Köyü anlatın biraz. Beyiş, Susuzu. Bizim burada kuru mahsul olur, hayvancılık olur, başka bir şey olmaz. Yağ, sol, akarsu olmayınca. Bizim burada bahçe işleri, zepçe, su bu olmaz. Köyü su yok diye mi terk etmişler? Tabii canım. Akarsu olmayınca. Adam mesela kuru mahsulü ki arpa buydu. O da masrafını ödemiyor. Bahçe işlerine uğraşan da datköyü almışlar. Bu arada adam satmış 10 dönüm yer, gitmiş orada 2 dönüm yer almış. Bir ev yapmış. Orada işte çoğu çocuk hayatını orada geçirmiş, gitmiş. Bizim buranın köyler. Kaç tane hayvanınız var küçük baş? 90 kadar var. Kaç tanesi yavru şu an? 80 kadar yavru var. 80 tane yavru olmuş. Biraz erken olmamış mı yavrular? Normal tabii canım. Biz buranın hava şartına, iklime göre normal. Normal. Onları da çekebilir miyiz? Ha, çekeriz canım. Ya çekmeyelim ya. Tamam, çekelim. Annesini, yavrusunu bir çekelim. Yaylıyorlar, ot yiyorlar, yaylıyorlar. Yavruları çekelim, birkaç tane yavru çekelim. Onu aldım ben. Evlerin girişi cephenin tam ortasında olup uzun ince bir dolaşım mekanına açılır. Yaşam alanı ve hayvan barınağının yan yana olduğu bu yapıda girişin açıldığı ana dolaşım alanından iki odaya ya da ahıra doğrudan girilebilir. Dolaşım alanı ile bir odayı ahşap bir ambar ayırır. Bazı evlerde odalardan birinin giriş batı cephesindeki duvarının bir kısmı yıkılmış olsa da, özgününde diğer odada olduğu gibi giriş cephesinde bir pencere açıklığı olduğu Mustafa Canpeş mülakatında anlatılmış. Ana dolaşım alanından yerden yüksek bir açıklıktan sağlanan ahır geçişi bu mekanın günlük hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterir. Ahırın arkasında hayvan yemi olan saman deposu bulunur. Samanlığa ahırdan pencere benzeri iki açıklıktan girilebilir. Samanları taşımak için hayvan yemi deposunu dışarıdaki koridora bağlayan doğrusal bir girişte bulunur. Günümüzde terk edilen köyde
Birkaç ev dışında köyde kimse yaşamıyor. İki oda boyutları itibariyle birbiriyle benzerlik gösterir ama mimari elemanları birbirinden farklıdır. Bir tanesinde ocak ve iki tarafında simetrik nişler vardır. Diğer odada ise ocak ve nişler yoktur ve sadece büyük bir tahıl ambarı bulunur. Bazı evlerde ahıra tek giriş yaşam alanından verilmiştir. Dışarıdan ayrı bir giriş yoktur. Bundan yola çıkarak hayvanların yaşam alanındaki koridoru geçit olarak kullandığı söylenebilir. Yani ahır, üçüncü bir oda gibi konutla bütünleşmiştir. Bu da ahırın günlük yaşamın önemli bir parçası olduğu gösterir. Farklılık gösteren kimi evlerde, odaların bir tanesinde ocağın karşısında dolap ve gusülhane görülür. Aynı odada bir de küçük niş bulunur. Her iki odada giriş cephesinde birer pencere yer alır. Pencerelerde iç içe doğru açılan camlı ve ahşap çerçeveli bir doğrama ile cephede ahşap bir parmaklık vardır. İki katlı, düz çatılı yığma taş tekniği ile yapılmış evler eğimli araziye konumludur. Her iki katın da girişi yer seviyesindedir. Birinci kat ve zemin katın giriş cepheleri aynı yöne bakmaz. Birinci kat iki oda, ortada bir dolaşım alanı ve sonradan eklenmiş bir ıslak mekandan oluşmaktadır. Odalarda karşılıklı iki pencere açıklığı bulunur. İki odanın büyüklüğü benzerken mimari elemanları farklılaşır. Odalardan birinde ocak ve iki tarafında niş bulunur. Aynı odada döşemeden saman deposuna inmek amacıyla yapılan bir de açıklık vardır. Diğer odanın giriş duvarında ise dolap ve gusülhane görülür. Nitelikli mimari özelliklerine rağmen köyün korunması için hiçbir yasal düzenleme de yapılmamıştır. Dolayısıyla tüm bu sorunlar nüfus azalmasına neden olmuş, yaşayan sayısı azaldıkça köydeki mimari doku da yok olmaya başlamıştır. Bir yörük yerleşimi olan Beyiş Susuzu'nda bulunan ev, tipik göçebe, yörük mimarisine uygun ve işlevsel tasarlanmıştır. Alt katlar depo, ambar, ahır, kümes ve odunluk gibi işler için kullanılırken, üst katlar yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Tuvaletler ise genelde eklenti olarak bina kapsamında bulunmaktadır. Göçebe kültürünün izlerini taşıyan Beyiş Susuzu evleri, temel ihtiyaçlara cevap verecek düzende inşa edilmiş olup, genellikle iki katlıdır. Alt katta ahır, samanlık, odunluk, depo ve kümes birimleri, esas yaşama katı olan üst katta ise odalar ve sofa bulunmaktadır. Odalar tek başına yeme içme, banyo yapma, dinlenme gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklerdedir. Konutların mekansal plan organizasyonunda iç sofalı konut tipinin fazlalığı göze çarpmaktadır. Konuta dışarıdan girişi sağlayan dış kapı ve odaların kapısı sofaya açılmaktadır. Dış kapıya ulaşım kimi konutlarda doğrudan yoldan, kimi konutlarda ise arazideki eğime göre basamak sayısı değişen merdivenler aracılığıyla çözümlenmiştir. Yerleşimin topografik yapısı gereği her konutun girişi yola göre farklı kodlardan ve konutun farklı yönlerinden gerçekleşmiştir. Ama yol kodu altında kalan parsellerde konuta giriş doğrudan giriş katındaki sofadan, üstünde kaldığı parsellerde ise merdiven aracılığıyla sağlanmıştır. Konutların ovaya bakan cepheleri iki katlı, Kömürcü Dağı'na bakan cepheleri ise tek katlıdır. Yapı köşelerinde, kapı ve pencere boşluklarının düşey kenarlarında düzgün kesilmiş iri blok taşlar, orta kısımlarda ise daha küçük boyutlarda kesilen taşlar kullanılmıştır. İç mekandaki bölücü duvarlar ahşap iskeletli yapım tekniğiyle yapılmış olup
bölgede iskep duvar olarak adlandırılır. Bu duvar belirli aralıklarla yatay olarak çakılan ahşap çıtalar arasına toprak ve buğday sapı karışımından hazırlanan çamurun doldurulmasıyla inşa edilmektedir. Çamura ilave edilen bitki sapı konstriksiyon boşluklarını doldurarak yıkılma, çatlama ve dökülmeye karşı duvar dayanımını artırmaktadır. Aynı çamur karışımı taş duvarların içeriye bakan yüzeylerinin sıvanmasında da kullanılmaktadır. Ya. Nasıl yapıyorsun? Bana bir anlatır mısın? Yemediği şey anlasam ne yaptın? Ama bak çekiyor hemen. Pişiriyorum, yıkıyorum. Evvela bir ateşte ütüyor. Kırlağını öyle bıçağla gazıttır ütüyorum. O zaman yıkama faslı. Ondan sonra yıkıyorum. Hafiften kaynatıyorum. Tekrar hafifçe kaynatıp bu suyu bir alana bir dökerim. Siyah olmasın diye. Sonra gene sıcak suyla takviyelerim. Siyah olmaz. Ondan geri böyle yapar işte. Sonra içine ne koyuyorsun? Bir şey koymuyor. Şey Dönmüşlerse samsak koyuyorlar. Baharat şirdiğinde, işte. Tuz yiyeceğinde. Biraz. Salça, baharat. Salça bir şey katmazsın buna. Salça konmaz ya. Konut mimarisi ise enerji kullanımını maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Binaların dış cephe yüzey alanlarının ve pencerelerinin küçük olması, kışın ısı kaybını önlerken, yine kullanılan malzemelerin özellikleri nedeniyle yazında mekanın serin olması sağlanmıştır. Köyün aslına uygun restorasyonu ve gençlere istihdamın önünü açacak projelerle desteklenmesiyle bu köyün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu mirasın hayatta tutulması önem arz etmektedir. Bey susuzu konutları, doğal peyzajın sınırladığı çerçeve ve sunduğu imkanlar doğrultusunda şekillenmiştir. Yapılacak röleve çalışmalarıyla bu konutların arşivlenmesi ve aslına uygun restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, Anadolu kültürel ve tarihi mirasının yaşatılması için yapılması gereken önemli bir sorumluluktur. Bölgede ağaç varlığının az olması nedeniyle inşa edilen konutlarda ağırlıklı olarak taş malzeme kullanılmıştır. Ahşap malzeme ise sadece doğramalarda, doğrama üzerlerindeki lentolarda, üst örtüde ahşap hatıllar şeklinde kullanılmıştır. Yine iç mekanda yüklük ve gusülhane olarak kullanılan dolaplarda ve mekanlar arası bölücü duvarlarda ahşap malzemeye yer verilmiştir. Genellikle dış yüzeylerde ardıç ağaçları, iç yüzeylerde ise çam ağacı kullanılmıştır. Konutun beden duvarlarının inşası tamamlandıktan sonra mekanlar üzerine ahşap hatıllar yerleştirilmektedir. Bu hatıllar her odaya bir veya iki tane gelecek şekilde ve dışarıya taşıp saçak teşkil edebilecek uzunlukta odanın yönüne göre enlemesine uzanmaktadır. Halk arasında düver denilen ve çapı 25 ila 30 santimetre arasında değişen bu ahşap kirişler üzerine birbirine bitişik olarak yine ahşap pardılar sıralanmaktadır. Yassılama tahtası olarak da adlandırılan pardıların üzerine ise ağaç yongası serilmektedir. Doğal bir malzeme olan ağaç yongası hem toprağın aşağıya düşmesini önlemekte hem de iç mekanda ısı izolasyonunu sağlamaktadır. En üst tabakayı susuz ovasından temin edilen toprak oluşturmaktadır. Konutun iklim koşulları doğrultusunda bölgeye özgü olan bir diğer ayrıcalığı üst örtü ve saçak özellikleridir. Kış aylarında yağan yağmur ve eriyen karla birlikte üst örtüdeki toprak miktarı azalabilmektedir. Bunu önlemek için halk arasında gireviç denilen eğri uçlu ardıç ağacı dalları konut saçağına yerleştirilmektedir. Bu eğri ağaçlar hem toprağın akmasını hem de konut duvarlarının su ile temasını önlemektedir. Yağmurlu ve karlı havalar sonrasında
üst örtüye bakım yapılmakta, eksilen toprak yeniden yerine konulmaktadır. Bu bakımı kolaylaştırmak amacıyla her konutun damında yulgu, yungu ya da yugu adı verilen silindirik taş tutulmaktadır. Yapılan toprak sıkıştırma işlemine de yugulamak adı verilmektedir.